6 Şubat depremleri sonrası en büyük sorunların başını beton fiyatları çekiyor. Fiyatlar inşaat sektörünü olumsuz etkilerken evlerin yükselmesini de engelliyor. Depremlerde evleri yıkılan onlarca vatandaş bir an evvel konutlarına yerleşmek isterken durdurulamayan beton fiyatları özellikle deprem bölgelerinde tepkilere neden oluyor. Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu da ErTV'ye yaptığı açıklamada çimento ve beton fiyatlarını değerlendirdi. Bir masa etrafında karar vererek vatandaşın adeta cebi Geçtiğimiz ay çimento fiyatlarının %40 zamlandığını dile getiren Bülbüloğlu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ile görüşüldüğünü söyledi ve detayları paylaştı. E, tabii ki beton konusu aslında sadece Malatya'nın değil özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'nin kanayan yarası. E, çimento fabrikalarının bir masa etrafında karar vererek vatandaşın adeta cebindeki parasını gasp etmesi durumuna gelen bir aşırı bir faiz bir çimento artışı. Seçim sonrası 1 Nisan tarihinde çimento fabrikalarının %41 zam uygulaması oldu. Bunun üzerine biz Ticaret Bakanımızla genel merkezimiz bir randevu aldık, görüştük ve bir indirim uygulandığı söylendi. Ancak Piyasa şartlarında piyasaya baktığımız zaman o indirimin olmadığını gördük. Hala süreci takip ediyoruz. Hatta geçtiğimiz hafta bakanımız, Çeleşeci Bakanımız geldiği zaman bu konuyu kendisine de dile getirdim. Ve bunun aslında sadece vatandaşa müteahhitleri değil, kamuya da ciddi anlamda zarar olduğunu beyan ettik. Çünkü niye neden derseniz işte bugün deprem konutları yapılıyor, köy evleri yapılıyor. Burada beton ve çimento hakikaten bir inşaatın olmazsa olmaz ekmeği suyu gibi bir şey. Bülbüloğlu Malatya'ya büyük müjde diye açılan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Meston ve Esenliğin beton üretiminin piyasaya yansımadığını söyledi. Tabii ki şimdi beton fiyatları Malatya'da 2500-2600 çok ciddi anlamda böyle yüksek fiyatlara ulaşmış durumda. Hem Meston bu anlamda çok ciddi bir proje olarak açıklanarak aslında şehrin işte e, inşaat sektöründe beton firmalarına yön verileceği, regüle edileceği yönünde bir beyan vardı. Ancak maalesef bu, biz bunu açıldığı günden itibaren e, piyasaya yansımasını görmedik. O dönemki fiyatlarında tabii ki C e, 20 dediğimiz e, beton sınıfı işte 1500 artı KDV olarak lan, lanse edildi. Ancak genel olarak kullanılan beton C30, C30 37. Dolayısıyla fiyat o dönemde de aslında çok ciddi anlamda böyle bir uygun ve ucuz olarak lanse edildi ama maalesef değildi. O yüzden de piyasaya yansıması bu anlamda o dönemde olmadı. Şu anda Mesto'nun diğer beton firmalarından daha uygun bir satış anlamında böyle bir şey biz şahit olmuyoruz. Malatya'nın beton santralinden çok çimento fabrikasına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Bülbüloğlu bu konuda çağrıda bulundu. Malatya'ya aslında beton e, santralinden öte bir çimento fabrikası kurulsun. Yani belediyelerimiz bir araya gelsin, e, bir çimento e, santrali kursun. Beton santrali tek başına bu piyasayı regüle edebilecek bir pozisyonda değil. Çünkü piyasanın ihtiyacının e, %10'unu ancak karşılayabilir. Yani piyasada şu anda çok ciddi anlamda beklenti var betonda. O yüzden bizim amacımız burada beton santrali değil, çimento fabrikası e, kurmak olması lazım.